Herkese merhaba, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bu Ramazan'ın ikinci güzel gününde burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Baştan söyleyeyim. Bugünkü videomda size annemin temizleme zamanı gelmiş olan o kiler çekmecesini temizleyip düzenleyeceğim. İnşallah düzenini bozmadan kendisine yardımcı olmuşumdur. Umarım siz de beğenerek izlersiniz. Kanalıma yeni gelenler için söylüyorum. Burası benim doğduğum yer. Bu evde benim 18 sene yaşadığım, büyüdüğüm ev. Ben Zonguldak doğumluyum. Küçük bir semtinde yaşıyoruz. Ben üniversite için İstanbul'a gittim. Boğaziçi Üniversitesi'nde okumuştum. Uzun sene buraya geri dönmedik. Daha sonra evlendim. Aydın, Muğla, sonra tekrar Aydın, sonra İstanbul. En sonunda doğduğumuz yere geri dönerek böyle kapatmış olduk bu taşınma turlarını. Eşim bir bankanın şube müdürüydü. O yüzden tayin çok fazla oluyordu. Onları uzun süre aynı yerde tutmuyorlardı. Belli aralıklarla sürekli tayin veriyorlardı o bankada. O yüzden bu kadar çok taşındık. Daha sonrasında o işinden ayrıldı kendi isteğiyle. Özel sektörde farklı işlere girdi. Şu anda da buralarda iş bakıyor. Buralarda bir hayat kuracağımız için öyle bir hayat devam ettiriyoruz. Annemin yine kendine göre bir düzeni var. Ama ben de detayları seviyorum. Sağ olsun tavsiye kabul ediyor. Bu mini fırını hiç kullanmadığını fark ettim geldiğimizden beri. Ama masanın üstünde gözün önünde duruyordu. Hem toz oluyordu. Gerek yoktu. Hani onu oraya almayı teklif ettim. O da sağ olsun kabul etti. Ben de vakit kaybetmeden şöyle şu alanı bir sadeleştirip temizleyip mini fırını oradan görünmeyen balkon kilerini aldım. Küçük kızım yine her zamanki gibi yanımda. Sağ olsun ama bugün böyle çok huysuzluk yapmıyor. Müsaade ediyor iş yapmama. Ben de o izin verdiği sürece yani uslu durduğu sürece yapabildiğim kadarını yapacağım. Çünkü duruyor sonra öyle bir an geliyor ki kucağıma gelmek istiyor. Ne yaparsam yapayım onu indiremiyorum kucağımdan. Kucağıma gelmesi de tamamen ilgiyi ona vermem istediğinden muhtemelen. Yani bana iş yapma diyor, tamam artık yeter diyor ve ben de onu kenara atamıyorum. Çünkü o bana müsaade ediyor belli bir süre. Ben de o sınırlar içinde yapabildiğini yapıp sonra ona gereken özeni gösteriyorum. Böyle karşılıklı bir sözsüz anlaşmamız var. Örgü örmek bir terapi ise temizlik ve düzen de bence başka bir terapi türü. Bunu yaşayarak tekrar kendime hatırlattım. Çok uzun süre böyle bu kadar detaylı temizlikler planlamamıştım, yapmamıştım. Bana çok iyi geliyor. Şu dönemimi çok iyi atlatıyorum, şu geçiş sürecimi. Bu çekmecede işte ıvır zıvırlarının ve diğer kavanozlarının olduğu çekmece, konserve dışında hani bakliyatlarının olduğu çekmece. Belli aralıklarla buraları hep düzenlemek gerekiyor. Biliyorsunuz hani bir şeyler dökülebiliyor. Ben de bugün onu yapacağım kısmet olursa. Bir yandan da size dinlediğim bir video ile ilgili hemen bir şeyler anlatmak istiyorum. Çünkü adab-ı muaşeret kanunları ile alakalı. Çok seviyorum kibar olmayı. Yani özel bir çaba sarf etmiyorum ama hani bence yapım da buna müsait. En son çalıştığım iş yerinde bundan uzun seneler önce üst üste birkaç kez şirketin en kibarı seçilmiştim. Bu naif değilim yani hani nasıl anlatayım? Böyle çıt kırıldım kızlardan değilim ama sanırım dilim kibar ya da davranışlarım kibar, bilemiyorum hani onun da nasıl olduğunu ama gerçekten hayatta böyle ince şeylere dikkat ediyorum kendi adıma. Adab-ı muaşeret kanunlarını daha öncelerde uzun zaman önce okumuştum ama ondan da başka bir videoda bahsederim. Bu onun dışında böyle hayata dair adab-ı muaşeret kanunları ile ilgili bir videoydu ve şimdi böyle birkaç maddesinden bahsedeceğim. Böyle beni çok hem güldüren hem düşündüren. Diyor ki bir tanesi, yediğiniz bir lokmayı karşı tarafa ikram ederken ikiye böldüğünüzde büyük olan karşı tarafa verilir, küçük olan sizde kalır. Yani bu sizin cömert olduğunuzu gösterir diyor. Ben buna normalde zaten dikkat ederdim ama böyle hani bunun dile dökülmüş halini görünce bir gülümsedim açıkçası.
Bir diğeri bir mekana, bir restoranta girdiğinizde selam verin diyor. Çok çok doğru. Örneğin hani ben daha önce öğrenciyken garson olarak çalışmıştım İstiklal Caddesi'nde böyle bir turistik kafede. İçeri geldiğinde insanlar bana selam versin çok istiyordum. Çünkü ben onlara selam vermek istiyordum. Hoş bir karşılama olması için. Çıkarlarken de hani görüşürüz, hoşça kalın demek de hani bir adab-ı muaşerettendir diyor bu video. Ki gerçekten hani çalışanlar için hayatında çok olumlu bir etki bırakan bir nokta bu. Ben çok dikkat ederdim. İnşallah hani bu videodan sonra böyle siz de dikkat ederseniz etmeyenler için birilerinin hayatına etki etmiş oluruz. Bir üçüncü maddesinde ard arda hapşırana her defasında çok yaşa demeyin diyor. Ben gerçekten buna da çok gülmüştüm. Çünkü hani ben de buna çok dikkat ederim. Bazen mesela babam üst üste genelde hapşır krizleri gelir. 10 tane falan hapşırır. Onunla da biz çok yaşa demeyiz. Çünkü rahatsız hissedebilir kendini diye düşünüyordum ben. Bu videoda da bunu böyle destekleyince doğru bir şey yaptığımı fark ettim. Bunun da gerçekten bir nezaket olduğunu hissettim. İlkinde önce bir diyorum. Baktım devamı gelecek, hiç demiyorum. Bitirince kapanıştan sonra işte babacığım toptan sağlıklı yaşa diyorum. Öyle konuyu kapatıyorum. Böylelikle bu hapşırık durumunu çözüyoruz. Hayatta böyle küçük dokunuşlar, böyle insanların aslında hayatında o kadar etkiler bırakabiliyor ki. Zaten dediğim gibi stresli bir hayat var. Herkes bir geçim derdinde, bir kaygı içinde. İnsanların birbirine gülümsemesi, kibar olması kadar güzel bir şey yok. Hani insanlara para versek böyle etki olmaz diye düşünüyorum. En azından manevi olarak böyle birbirimize sessiz bir destek olabiliriz bu tarz davranışlarla. Haksız mıyım bilmiyorum. Şimdi en sevdiğim kısma geldim. Oraları sildim bir güzel çekmeceyi. Düzenleme kısmı. Bu kısma bayılıyorum. Bütün kavanozların kapaklarını tek kapak yaptım. Üzerlerine de birazdan etiketle her birinin içinde ne olduğunu yapıştıracağım. Çünkü üstten gerçekten içindekini görmek kolay değil. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. Birazdan hep beraber göreceğiz. Bu etiket de çok büyüktü. İkiye kesmek istedim. Böyle kaba bir görüntü olmasını istedim. Ve Lila da bana yapıştırmaya yardım edecek. Çocukların da gerçekten en sevdiği etkinliklerden biri yapışkanla oynamak. Bilmiyorum, benim çocuklarım hep öyleydi. Hala çok seviyorlar. O isimleri de ona yapıştıracağım. Bu durumdan ikimiz de mutlu çıkacağız. Bir yandan da havaların gidişatından bahsetmek istiyorum. Bu sene hiç kış yaşamadık. Buna çok 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 üzgünüm. Ve korkulu ve kaygılıyım bu durumdan. Su krizi olabileceğini düşünüyorum. Zaten bununla ilgili de belgeseller izledim. Yine konuşuruz gelecek videolarda. Dikkat etmemiz gerekiyor. Su tasarrufuna gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili alınabilecek önlemleri araştırıyorum. Özel olarak böyle bir videoda bahsedeceğim inşallah. Siz de dikkat edin, olur mu? Gerçekten o günlerin gelmesini hiç istemiyorum. Çocuklarım için istemiyorum. İnşallah güzel bir dünya bırakırız onlara. Bir yandan da Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah. Ramazan ayı devam ediyor. Oruç tutmak çok güzel geliyor bana. Gerçekten çok huzur hissediyorum. Keşke diyorum akşamları vaktim olsa da böyle çocukluğumdaki gibi terafiye gidebilsem. Ben küçükken çok giderdim ve çok küçüktüm yani. Terafide de namazdan sonra gofret dağıtırlardı. O anı da heyecanla bekler. O gofretin tadını hiçbir şeyde bulamazdım. Şimdi benim büyük kızım İpek gitmek istiyor. Ama küçük kızım o saatlerde uygun olmuyor. O yüzden hani ona da kimse bakamıyor. Gidemiyorum ama seneye için muhtemelen büyük kızımla gideceğim. Küçük kızımı evde bırakıp öyle planlarımız var. Ve emeğimin karşılığı şu görüntü çok içimi rahatlattı. Annem de çok beğendi, çok içine sindi. Hiç düzenlerini de bozmadım. Böyle bir şeyin de yerini karıştırmadım. Babamın ilaç kutusu yerinde. Önemli olan o. Babam böyle düzen konusunda daha hassas. Gönül isterdi ki hani camını da sileyim, dolabın her yerini sileyim. Tüm mutfağı aslında böyle sileyim. Ama işte vakit olduğu kadar, yapabildiğim kadarını yaptım. Bu bile bugünün benim için kârı. O yüzden mutluyum yani. Ve pazar zamanı. İki pazar var. Burası köylü pazarı. Birazcık ilerisinde de kapalı pazar yeri var. Üstü kapalı.
İnanamadım. Satıcılar aynı satıcılar. Sokak aynı sokak. Hiçbir şey değişmemiş. Onlar beni tanıdı. Ben onları tanıdım. Böyle hani hal hatırı sonra sonra bir pazar yaptık. Ben çok uzun yıllardır burada değildim. Ve hep yabancı yerlerdeydim. Hani çok şaşırdım böyle pazarcıları tanımaya, onlarla sohbet ederek alışveriş yapmaya falan. Unuttuğum duygulardı bunlar. Seviyorum. Burayı çok seviyorum. Seneler önce buradan böyle annemle ikimiz geziyorduk. Şimdi yanıma artı bir geldi. Büyük kızım da kreşte, o da olsaydı dört kız gezecektik yani. Yaşadığım yerlerden en unutamayacağım yer, daha önce de bahsetmiştim, Muğla. Pazarda da annemle onu konuştuk. Aklım hep Muğla'da. Yani orada canım Özlem, canım Fatma. Yani hayatımda çok büyük böyle etkileri olan Aydan abla. Yani böyle o kadar güzel insanlar tanıdım ki, o kadar güzel günlerim geçti ki orada. O hayatımı hep özleyeceğim ama inşallah daha güzeli buralarda olur. Onları tanımak da bir benim için hayatın şansı. Ve az önce gördüğünüz hoşnutsuz surat Lila'daki diyor ki artık kucak istiyorum. Artık pazara da devam edemeyecektim. Anneme dedim ki sen devam et. Ben hani eve gideyim, yoksa çok yorulacağım. 15 kilo çok zorlanıyorum taşırken. Bir de montlar olunca filan. Ben eve geldim onunla beraber. Annem devam etti. Sonra geldi. Aldıklarımız bunlar. Çok bir ihtiyacımız yoktu. Öyle genelde yeşillik, sebze tarzı şeyler aldık. Derken iftar hazırlıkları başlıyor tabii ki. Tatlı yapayım dedim. Geçen haşhaşlı revani yapmıştım. Bu sefer de şekerpare yapmak istedim. Yalnız ben şunu söyleyeyim, hiçbir güvenmediğim tarifi sizinle paylaşmıyorum. İnternette her yemekle ilgili aynı yemeğin farklı farklı tarif ve malzemeleri oluyor. Ve tutturmak gerekiyor. Ben de hani tutturana kadar, yakalayana kadar deneyimi seven biriyim. O yüzden bu şekerparenin tarifini paylaşmayacağım. Çünkü istediğim gibi olmadı. Ama sizde varsa böyle çok güzel bir şekerpare tarifi benimle paylaşırsanız onu da deneyebilirim. Ben irmiği bol, unu az seviyorum. Onu anladım. Bu tarifte un fazla geldi. Ama yine de denemiş oldum. Nefis Yemek tariflerinin şekerparesiydi bu arada. Oradan aldım ama benim damak tadıma uygun olmadı, açık söylemek gerekirse. Ya da ununu normalinden az mı katmam gerekiyordu bilmiyorum. Ama yine de yaptım. Oruç tutarken gün içinde açlık hissetmiyorum. Sadece zaman zaman su ihtiyacı hissediyorum ama o da geçiyor, zorlamıyor çok şükür. Sadece yemekten sonra ben çok rahatsız oluyorum. Biz çok çeşit yapmıyoruz. Sadece çorba ve salata mutlaka oluyor. Hatta her gün tarhana çorbası yaparız Ramazan'da. Bu bizim için geleneksel, bizim ev için. Ama yine de fazla geliyor. Ve şerbetleme zamanı. Şerbet çok iyiydi. 2 su bardağı şekere 3 su bardağı suydu. Çok kıvamı ve tadı, her şeyi yerindeydi. Biraz fazla pişirmişim sanırım, fırında fazla kalmış. Ama onun tadına bir yetkisi yoktu. Bir püf noktası olarak da şerbetin daha çok çekmesi için üstünü bu şekilde kapatılması tavsiye ediyordu. O şekilde denedim. Bayağı güzel çekti şerbetini. Ve iftar öncesi çocukları parka getirme zamanı. Bu parkı da çok seviyorum. Doğayı da çok seviyorum. Sizi de. Değerli vaktinizi ayırıp buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.